Çiçek bakımındaki en önemli adımlardan bir tanesi aslında saksı ve toprak seçimidir. Genel olarak ev bitkileri için torf yani organik maddeler bakımından zengin toprak önerilir. Ama bu da yine seçeceğiniz bitkiye göre değişiklik gösterecektir. Çiçeğe göre toprak seçimini yaptıktan sonra saksı seçimine geçilmelidir. Kökleri çok derine inmesi gerekmeyen bir bitki için saksının çok derin olmamasına dikkat etmelisiniz. Yayılarak gelişen çiçekler içinse daha geniş saksılar tercih etmelisiniz. Sulama yaparken köklerin çürümesini engellemek için ise saksıların altında delikler olmasına dikkat etmelisiniz. Her çiçeğin su ihtiyacı farklıdır. Çiçeği sulama vaktinin geldiğini anlamak için mutlaka toprağını elinizle kontrol ettikten sonra sulamanız daha yerinde bir karar olacaktır. Sulama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise suyun bitkinin yapraklarına ya da çiçeklerine gelmemesine dikkat etmektir. Soğuk su bitkilerde yaprak lekeleri ve çürümelere sebep olur. Bu yüzden suyun oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz. Evdeki saksı bitkilerinizin yaprakları üzerinde zamanla toz tabakaları oluşabilir. Bu tozlar yaprakların gözeneklerinin kapanmasına yol açar ve çiçeğin solunumuna engel olur. Bu yüzden özellikle büyük yapraklı bitkilerin yapraklarını nemli bir bezle temizlemekte fayda vardır. Çiçeklerin yerini çok sık değiştirmeyin. Onun için evde en uygun ışığı bulun ve orada sağlıklı olduğunu bilin. Özellikle kış aylarında bitkilerinizi kaloriferlere çok yakın yerlere, hatta radyatörlerin üzerine koymayın ki kökleri zarar görmesin. Saksı çiçeklerin toprağını belli aralıklarla havalandırmalısınız. Bu işlem için bir çatal kullanabilirsiniz. Çiçeklerin köküne metal para ya da bir çivi koyarsanız metalde oluşan küf çiçeklerin beslenmesinde yararlı olacaktır. Haşladığınız yumurtaların suyunu kesinlikle atmayıp çiçeklerinizi sulayın. Bu çiçek sağlığı için çok faydalıdır. Ayrıca saksı çiçeklerinde böceklenme olmaması için bir miktar mangal, şömine ya da sigara külünü çiçeğin köküne bırakabilirsiniz. Doğum kontrol hapını bitki hormonu olarak kullanmak oldukça yaygın bir yöntemdir. 3-4 ayda bir bitkinizin toprağına bir adet doğum kontrol hapı bırakarak çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.